Behçet hastalığında 1990 yılında bir sınıflandırma yapılmıştır. Özellikle yılda 3'ten fazla tekrarlayan ağız iç aftlar ve buna eşlik edebilecek biraz sonra sayacağım 4 bulgudan 2 tanesinin pozitif olması. Tekrarlayan genital ülserler, gene deride eritematozum, papülopüstüler lezyon dediğimiz sivilce benzeri oluşumlar olması. Bir diğeri göz tutulumu. Özellikle üvey ağ tabakası ve retina tabakası oldukça sıkıntılı tutulumlar, yapışıklıklar yapabilmekte. Sonunda da körlüğe kadar gidebilmekte. Bu göz tutulumu oldukça önemli. Ayrıca paterji testi pozitifliği. Paterji testi dediğimiz test kola uygulanan steril iğnelerle bir tür travmatizasyon sağlamak. Kol iç yüzlerde uyguladığımız bu test 48 saat sonra okuduğumuzda eğer sivilcemsi oluşumlar oluşturuyorsa buna biz paterji testi pozitifliği diyoruz. Bu tanıyı koydurtmuyor ama tanıyı destekliyor. Özellikle bunun da pozitif olması. Bu saydığım 4 bulgudan 2 tanesi tekrar ağız iç aftlara eşlik ediyorsa Behçet tanısı koyabiliyoruz.